we'll see. Martin Lindnes got a kick today in the session, so we'll see tomorrow how it goes. A kick in the foot. That's the injury. Tabii ki maçtan önce görevimizi yerine getirdik. İyi, güzel hazırlandık. Yarın için hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Martin Lindnes bugün antrenmanda maalesef bir darbe aldı. Fakat durumu henüz belli değil. Bu maç saatinde belli olacak. Diğer bir soru ise forvet oyuncusu Veton Berisha hakkındaydı. Onun sakatlığı ne kadar sürecek diye soruldu. Kendisi sadece bu maç, yarınki maçta oynamayacağı fakat sezonun geri kalanında devam edebileceği söylendi. Tabii ki dolu stadyum önünde oynamak her zaman başkadır. Yarın saat 9'da karanlık bir havada oynayacağız. Fakat özel bir maç bizi bekliyor dedi. Öncelikli olarak Galatasaray evet çok önemli transferler yaptı. Ancak biz de iyi çalıştık ve güçlü yönlerimizi ve rakibin zayıf yönlerini iyi çalıştık. Şimdilik işimizi yerine getirdik. Hazırlık aşama anlamında işimizi yerimize getirdik diyebiliriz. Tabii ki Galatasaray büyük transferler yaptı ama böyle önemli oyunculara karşı oynamak da enteresan ve ilginç olacak. Yarın kim daha iyi göreceğiz. Tabii ki daha açık bir futbolun sergileneceği bir maç bekliyorum. Galatasaray ofansif oynayan, hücum oynayan ve iyi futbolun peşinde olan bir takım. Yarın izleyicilere güzel bir maç, iyi bir maç izleteceğimizi düşünüyorum. Tabii ki önceki eleme turlarında karşılaştığımız Faroe Adaları'nın rakibi ve Finlandiya rakibinin maçlarından daha değişik bir oyun olacaktır. Evet, soru nasıl bir skor sizin için tatmin edici olur şeklindeydi. Kendisi de 5-0 dedi ama tabii ki daha sonrasında şaka yaptığını belirtti. Böyle maçlardan önce, özellikle oynamadan önce her zaman çok zordur skor tahminine bulunmak ve ayrıyeten hani bir şaka gibidir açıkçası. Bir çıkacağız, sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. Sonuçta evimizde oynuyoruz, kendimize güvenimiz var. Daha önce de çok iyi takımlarla oynadık da daha iyi performanslar da sergiledik. Yarın da sahaya çıkacağız, kendimiz olacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Karşımızda tabii ki çok iyi bir takım var. Bakalım yarın ne kadar ileriye, ne kadar güzel bir sonuca doğru gideceğimizi hep birlikte göreceğiz. Biz Türkiye'ye gittik. Gittiğimiz zaman deplasmana Türkiye'deki seyirciler cehenneme hoş geldiniz diyorlar. Ama biz burada Molde'de bize konuk olan seyircilere cennete hoş geldiniz diyoruz.